şehadet getir. Yeah.
Biz gözden kaybolduktan sonra bunları bırakıp kaleye dönersiniz. Peki efendim. İçinde bir şey görünmez.
Sen bunları o yakınlarına kadar götüresin. Sonra da gizli kılıkta söğüte gelip haber bekleyesin. Eyvallah. Hoş geldin hanım. Hoş
yatmış. Yok ben iyiyim, havalardandır, havalardan. Ben atımızı çekeyim. Eyvallah. Ertuğrul Bey. İçeride misafiriniz var. Kıymet bulsun.
bilmez. Haddini bilecek ömür mü haddi? Herkes haddini bilecek. Sen de bileceksin ki önüne konan nimetin etrafında adabıyla konuşacağız. Söğütte olursa kadının kararını beğenmeyip isyan edeceğimden mi korkarsın? Yoksa evladımı adaletten kaçıracağımdan mı? Ben hiçbir
sessiz iddiaların bu kovulduğu yer Söğüt'tür. Eğer mahkeme Konya'da olursa, adalete de, sorguya da gölge düşecektir. Uçmayı olarak davanın burada, Söğüt'te görülmesini daha münasip bulurum. Daha oğlun ortada yok, sen benimle mahkeme pazarlığı edersin. Sen evvela oğlunu bul getir. Oğlumu Söğüt'e getirip adalete teslim edeceğim. Elbette şahitlerimi de. Thank you.
istersen ne diyeceksen Osman. Mühimdir, bu olma söyleyeceğim. İşim bitince yanına varırım ben. Ya Necis, hatırlıyorsun derim sana, hatırlıyorsun. O gün Avlu'da Ertuğrul Bey'imizle birlikteyken yanımıza gelip gündüz olup gördüğünü söyleyen adam kimdi? İnan hatırlamıyorum ben Serpaşım. O gün felaketlerle doluydu, nasıl hatırlarım? Ya nasıl hatırlamazsın? Nasıl hatırlamazsın? Ne oldu söyle ben de bileyim. Ya sen tüccarlarına bakasın. O bizim meselemizdir. İmdiye'yi düşünür. Hani sen vardın. Ahında Durul kardeşim. Karşısında Ertuğrul Bey'imiz. Sonra üzerinde açlıklı elbiseli bir adam geldi. Çizmeleri var idi. Ahında boyu bu kadar idi. Bey, bu adam gündüzü gördüğünü söyler. Sen ne dersin? Değil. Nerede ne vakit gördün? Çoban. Çoban. Kimdir o çoban? Frank. Frank tüccarın dükkanına bakar. Ayak işlerini görür. Nerededir o dükkan? Beyim, Emir Bahattin'in ne gayeyle buraya geldiği zaten malumdur. Lakin İpilge Hatun neden hala ateşe körükle gider onu anlamam. Bana itimat ettiğini söyleyen Hatun, indi ağzından ateşler saçar oldu. Bunun altında bir iş vardır artık be. Ne olduğunu öğreneceğim. Söyle tez yola düşsünler. Turna tepesini karış karış arasınlar. Gündüze dair bir iz bulurlarsa haber etsinler. Buyurun gidip. Niye ağabeyine gittin Osman? Neden daha evvelden haber etmedin bize? Abimi o halde yalnız bırakamadım baba. Anca beraber kanca beraber dedim. Yolda geri döndürürüm diye düşündüm. Lakin dönmeyince ben de azık bahanesiyle geldim. Şimdi babaya dönersin. Nenen seni merak etmiştir. Sakın obadan ayrılma Osman. Baba. Bana kızdın mı? Ağabeyini kurtarmaya gittiğini söylersin. Yine onu kurtarmak için haber etmeye geldin. Elinden gelen kardeşliği yaptın Osman. Dua edersin. Abin de sağ salim dönsün abaya. Emredin efendim. Ertuğrul tuzaktan kurtulmuş Çoban. Onlar beni bulmadan hemen söğütten ayrılmalıyım. Ertuğrul çoktan geldi. Her yerde seni arıyorlar, kaçamazsın. Ne yapmamı istersiniz efendim? Thank you.
Çık! Başka usta.
ya. Mahkemenin Söğüt'te görülmesini istediğini söyledi. Olabilecek felaketleri de gösterecek misin? Ertuğrul'un oğlunu kolladığını bilirim. Tedbirimizi buna göre alacağız. Dahası babam yakında Söğüt'te olur. Ona da, oğluna da aldıkları her nefesi zehir etmesini biliriz. Sadece gündüz denen o eli kanlı ahmağın hesabını görmek için gelmediğimi tahmin etmişsindir. Söğüt'te sultanlık peşinde koşan biri var. Ertuğrul. Lakin benim de ardımda evvela Rabbim, sonra devletim ve siz varsınız. Ertuğrul'un bizi yıldırmaya gücü yetmeyecek. Şimdi varım. Belki tahsilatı için işimin başına dönmek isterim emir hazretleri. Thank you.
cenk ettik. Onun kadar kahpesini görmedik. Hem de artık ben yaranı dağladıktan sonra obaya gidip dinlenesin Bamsı. Beyim, müsaade et, ben de sizi onu arayayım. Ne dediysem onu yapmamsın.